Üç talaktan bahseder misiniz? Yani üç defa boşama konusundan bahseder misiniz diye sormuş. Şimdi boşama bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de üçle sınırlandırılmış. Tabii üçle sınırlandırılmış denirken ayrı ayrı ayet-i kerimelerde bunlar zikredilmiş. Üçü bir arada değil de mesela Bakara suresi 229. ayet olması lazım. Nestağfirullah. Ettelâkü meretân buyruluyor. Talak ikidir. İki defadır. Üç değil mesela. İlk geçen ayet-i kerimede. Fe'in fisâkün bâru eftelsün bi ihsan. Ondan sonra hanımını ya alıkoymak vardır. Evliliği devam ettirmek yani. İki defa boşadınız. Bir boşama hakkı kaldı o hanım üzerinde. Bunu alıkoymanız veya iyilikle ona yol vermeniz, ayrılmanız vardır buyuruyor. İlk boşamada bir defa üç talak istenmiyor. Bir olabilir, iki olabilir. Üçüncüden bu ayet-i kerimede bahsedilmemiş. Ondan sonraki ayet-i kerimede 230. ayette fe'in tallakaha, eğer hanımını bu kişi tekrar üçüncü defa boşarsa فَلَا تَخُلْ لَهُمْ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكَى زَوْجًا غَيْرًا. Ondan sonra bu kadın o erkeğe kadın başka biriyle evlenip ayrılmadıkça helal olmaz buyruluyor. Çünkü hanım üzerinde üç defa boşama hakkı vardı, üçünü de kullandı, başka hakkı kalmadı. Ondan sonra ceza olmak üzere bir bakıma o hanım kardeşimiz iddet bittikten sonra tabii kocasından boşandıktan sonra 3 ay kadar boşanma iddeti bekliyor bildiğimiz gibi. Vel mutalakat yutarabesi bemsine serete kuru ayetinde boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 kuru müddetince iddet beklerler. Ayet-i kerimesine göre 3 kuru da 3 adet görüp temizlenme kastediliyor. 3 ay dolaylarında yani bekledikten sonra hasper kadar isterse başka bir erkekle evlenir. Ondan sonra onunla da geçinemezse ayrılabilir veya ikinci kocası vefat etmiş olabilir. Yeniden ona ait iddeti bekledikten sonra eski üç defa boşayan kocasına dönebilir buyruluyor. Ayetin devamında dönebileceğine de eğer evliliklerini yeniden sürdürebilecekleri kanaatindeyseler yeniden evlenebilirler diye önü açık tutulmuş. Buna hulle dönüyor bildiğimiz gibi. Şimdi dolayısıyla üç talak dendiği zaman bu şekilde üçünü birlikte seni üç talakla boşadım değil de demek ki bir olabilir, iki olabilir. Üçüncü boşamayı Kur'an-ı Kerim'in ayrıca zikretmesi dikkat çekicidir. Yani dolayısıyla hanımı çok sayıda üç talakla, beş talakla boşama kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de önerilen bir şey, bir durum değildir. Ciddi boşamaya karar verince bir defa olabilir. Ondan sonra evlilik devam edemiyorsa 3-5 ay sonra yeniden ikinci boşanma olabilir. Üçüncü boşanma da ömür içinde olabilir. Ondan sonra hanım başkasıyla evlenip ayrılmadıkça eski kocasına dönemez. Tabii burada boşanmış olan kimselerin bir defa boşandıktan sonra eğer hemen iddet içinde barışacaklarsa yeni bir nikaha da ihtiyaç olmuyor bildiğimiz gibi. Buna ric'i talak deniyor. Normal boşanmalarda 3 ay kadar süre içinde barışırlarsa yeni bir nikaha gerek olmadan evlilikleri devam ediyor. 3 ay geçerse tabii kesinleşiyor boşanma. O zaman yeni bir nikahla birbirine dönmeleri gerekiyor.